Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Sayın Milletvekilimiz Zeyit Aslan'ın makamındayız şu anda. Kanal 60 televizyonu olarak 11 aydır tokatımızı Türkiye'de, dünyada uydu yayınımızla beraber duymaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Tokat Milletvekilimiz Zeyit Aslan'a soracağımız çok fazla var. Sizin de merak ettiğiniz çok fazla var. Ankara'dan ümit ediyorum ki sizin beklediğiniz soruların cevaplarını bugün Sayın Milletvekilimiz Zeyit Aslan'dan alacağız. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ediyorum. Sizlere de kolay gelsin. Bu vesileyle tüm izleyenlerimize ve özellikle Tokat'ta hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Vekilim, makamındayız. Sıcağı sıcağına buradayız. Kamptan geldiniz, Afyon kampından. AK Parti'nin kampına katıldınız sizler de. Aslına bakarsanız Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun ilk başbakanlığı döneminde yaptığı ilk kamp ve Afyon'da yapıldı. Kampta ana konular itibariyle bakıldığı zaman şu anda gündem maddesi olarak tüm ulusal gündemde değiniliyor. Özellikle çözüm süreci, ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikasıyla alakalı nasıl bir tavır takınacağı ve devam noktası neler olacağıyla alakalı konular görüşüldü. Genel itibariyle Afyon kampını değerlendirdiğimiz takdirde neler söyleyeceksiniz? Tabii ki bu Sayın Başbakanımız Davutoğlu'nun ilk istişare toplantısıydı ama AK Parti'nin 23. istişare toplantısıydı. AK Parti siyasette ilkleri geliştiren, ilkleri gerçekleştiren bir parti olarak Türk siyasetine de istişare kavramını yerleştiren bir parti. Kurulduğu günden bugüne kadar her yıl iki defa kampa girerek gerek genel siyaset gerek parti içi çalışmaların değerlendirildiği böyle güzel bir çalışmayı Türkiye'ye örnek olarak getirdi. Bu noktada 23.sini Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Davutoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirdik. Tabii iki günden ibaret kampın. Birinci günü özellikle Türkiye'nin ana gündemi olan özellikle çözüm süreci, dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi başlıkta üç ana konu üzerinde üç ayrı panel gerçekleştirildi. Özellikle Türkiye'de 40 yılı aşkın bir zamandan beridir devam eden terörün sonlandırılmasına yönelik olarak başlatılan çözüm süreciyle ilgili gelinen noktadaki olumlu gelişmelerin Kobani olaylarının bahane edilmesiyle geçtiğimiz günlerde 6-7 Ekim tarihinde Türkiye'nin değişik bölgelerinde sokakları terörize etmeye çalışan bir nevi kalkışma ya dönüşen hareketler sebebiyle çözüm sürecinin bir sekteye uğrayıp uğramayacağı konusunun en fazla merak edildiği ve belki üzerinde en fazla tartışmanın olduğu konuydu. Yaklaşık 6 saate yakın süren milletvekili arkadaşlarımızın çok büyük çoğunluğunun fikirleriyle, düşünceleriyle katkı verdiği bir panele dönüştü. Belki bugüne kadar çözüm süreciyle ilgili AK Parti'nin içerisinde en geniş manada olumlu tarafları, olumlu ya da olumsuz taraflarıyla ya da farklı fikirlerin birlikte sunulduğu bir tartışma, bir müzakere platformu oluştu. Ben gerçekten çözüm süreciyle ilgili yapılan o platformun çok verimli sonuçlar doğurduğunu ve doğuracağını görüyorum. Nihayetinde tabii ki kapanış konuşmasında Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi çözüm süreciyle ilgili gelinen noktadan asla geri dönülmeyecek. Yani bu noktada çözüm süreci devam ettirilecek. Ama çözüm sürecinin devam ediyor ya da ettirilecek olması asla Türkiye'deki kamu düzeninin bozulmasına vesile olan ya da kamu düzenini bozmaya yönelen hareketlere müsaade edileceği ya da müsamaha gösterileceği anlamına gelmiyor. Ki bu olaylar olurken de, bu olayların olduğu dönemlerde de özellikle altını çizerek gerek Başbakanımız, gerek Cumhurbaşkanımız, gerek İçişleri Bakanımız, gerek Milli Savunma Bakanımız sık sık bunu ifade etmeye çalıştılar. Türkiye'de kamu düzeni asla özgürlükler bahane edilerek yok edilemeyecek kadar önem arz eden ve özellikle bölgesinde bu Orta Doğu'da, İslam coğrafyasında her tarafın huzurunun kaçtığı, sokakların artık insanlar için yaşanamaz ve gezilemez hale dönüştüğü, insanların evlerinin içinde dahi güvenliklerinin yok olduğu bir ortamda bölgenin en istikrarlı ülkesi olan, en huzurlu ülkesi olan Türkiye'nin bu huzurunun bozulmasına asla müsaade edilmeyeceğinin altını zaten Sayın Başbakanımız kapanış konuşmasında ifade etti. Yani çözüm süreciyle ilgili yapılan müzakerelerin sonucunda belki iki cümleyle özetleyecek olursak, çözüm süreci mutlaka devam edecek. Bu ülkede yeniden anaların gözyaşı akmaması için bu ülkede insanlar çocuklarını askere gönderirken babalar
bir tedirginlik yaşamaması ve bu ülkenin 1000 yıllık tarihindeki kardeşliğin daha da pekişmesi için çözüm sürecine mutlaka devam edilecek. Ama çözüm sürecine devam edilirken de bir yandan özgürlükleri bahane ederek, özgürlükleri kullanarak Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmeye çalışılan her türlü unsurla da hangi dilden anlıyorlarsa o dilden müdahale edilmek suretiyle de kamu düzeni sağlanacak. Yani çözüm sürecine devam, kamu düzenini sağlamaya da devam. Yani bu belki iki cümleyle bunu ifade etmek gerekir ki Sayın Başbakanımız da kapanış konuşmasında zaten bu iki cümle üzerinde durdu. Evet, çözüm sürecine devam edeceğiz. Çözüm sürecini en büyük etkileyen olaylardan birisi dış politika şu anda. Hem Suriye'de hem de Irak'ta yangın var. Bakıldığı takdirde dediğiniz gibi orada artık evlerinde insanlar huzursuz değil. Çok ciddi göç var çevre ülkelere. Bizim ülkemizde de yaklaşık 1 milyon 600 bin Suriyeli şu anda mülteci konumunda var. Türkiye de onlara bağrını bastı. Şöyle bakıldığı zaman Birleşmiş Milletler verilerine göre de dışarıdaki diğer ülkeler mültecilere bizim kadar yakın bakmıyorlar. Ve Birleşmiş Milletler de bizim Türkiye'deki mültecilere de yardımcı olmuyorlar. Şimdi çözüm sürecinin devamı noktasında en etkili şey Suriye ve Irak'ta bir barış sağlanması, savaşın son ölmesi gördüğümüz kadarıyla. Dış politikamızda Suriye ve Irak'ta değişen bir şey olacak mı? Suriye ve Irak'ta bizim dış politikamızda özellikle Suriye'deki olaylar başlamadan öncesine şöyle bir dönersek, Türkiye Suriye'deki insanların zaman zaman sokaklara çıkarak demokratik taleplerde bulunması, halkın özellikle yönetime katılımını talep eden, reformların gerçekleştirilmesini talep eden bu taleplerine karşı o dönemki kehalede devam eden Suriye rejiminin, Esed'in kayıtsız kalması karşısında özellikle Türkiye Esed'i defalarca uyararak, nasihatte bulunarak, halkın taleplerini dikkate alan bir şekilde bu reformları gerçekleştirin ki Suriye bir Mısır'ın yaşadığı, bir Libya'nın yaşadığı, bir Tunus'un yaşadığı sıkıntıları yaşamasın diye defalarca bu konuda uyarılarda bulundu ama maalesef Esed o dönemlerde Türkiye'yi dinlemedi. Ve halkın demokratik olarak sokaklarda ortaya koymaya çalıştığı taleplerine çok ağır cevaplar vererek, çok ağır silahlarla müdahale ederek binlerce insanın ölümüne yol açan bir süreci başlattı ve yaklaşık 3 yıldan beridir de Suriye durulmadı ve görünen olur ki bir müddet daha da durulmayacak. Yani bu noktada Türkiye ilk ortaya koyduğu halkın reformlarla ilgili taleplerine yönetimin cevap vermesi noktasındaki duruşunda aynı yerde duruyor. Ama bugün gelinen noktada artık Esed'le birlikte reformun gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ve Esed'siz bir Suriye'nin ancak huzura kavuşabileceği noktasındaki tezini 2,5 yıla yakın bir zamandır da ifade ediyor ve bugün de aynı yerdeyiz. Yani bugün biz yine Suriye'de elbette bütünlüğünün korunması, reformların gerçekleştirilmesi, halkın yönetime katılması ama artık bunun Esed'le mümkün olmayacağını ifade ediyoruz ve şu andaki Suriye politikamızda Esed'siz bir Suriye ama tüm halkın katıldığı, tüm halkın katılımının sağlandığı, seçimlerin yapılabildiği, reformların gerçekleştirildiği bir Suriye. Irak'la ilgili de zaten belli bir süreden beridir zaman zaman Irak'la Türkiye arasında gerginlikler yaşandı. Ve bu gerginliklerin nedeninin altında da Türkiye'nin özellikle Irak'taki Maliki rejimine mezhep anlayışı üzerinden bir siyaset yürütmemelerini, farklı mezhepten insanlar üzerindeki baskıların kaldırılmasını, bunun olumsuz sonuçlar doğuracağını, bunun Irak'ın bütünlüğünü bozabileceğini ve Irak'ta bir takım sıkıntıların yaşanabileceğini ifade etmiş ve zaman zaman da bu konudaki talep ve düşüncelerimizi, ikazlarımızı iletmiştik. Ama maalesef aynı Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da Maliki rejimi bu noktadaki Türkiye'nin ikazlarını ve uyarılarını dikkate almadı ve bugün geldiğimiz noktada Irak'ta bir nevi mezhep savaşlarının çok ciddi şekilde yaşandığı ve ülkenin üçe bölündüğü, üç ayrı yerde üç farklı yönetimin oluştuğunu fiilen, hukuken değilse bile fiilen yönetimin oluştuğunu görüyoruz. Bugün de o gün söylediklerimizi aynen tekrar ediyoruz. Evet, Irak'ta mezhep anlayışı üzerinden yürütülen siyasetin getirdiği bu nokta bir an önce bertaraf edilmeli. Oradaki farklı mezhep ve düşüncelere, fikirlere sahip insanların da ortaklaşıldığı soracakları bir yönetime geçilmesi için bu konuda artık belki Irak rejimi ona gücü yetmeyecek ama uluslararası kamuoyunun, Birleşmiş Milletler'in bu noktada Irak'ı zorlaması gerekiyor. Eğer bu noktada
Türkiye'nin ortaya koyduğu bu tezlerin gerçekleşmemesi halinde bugün IŞİD'le karşılaştığımız terör olaylarını yarın çok daha farklı noktalarda karşılaşmaya devam edeceğiz. Yani bugün dünya IŞİD ortaya çıkana kadar Suriye ve Irak'ta yaşanan zulümlere karşı sessiz kaldı. IŞİD ortaya çıkana kadar Suriye ve Irak'ta insanlara karşı zulüm noktasında insanların öldürülmeleri, kimyasal silahların kullanılmaları, en ağır zulümlerin yapılması noktasında sessiz kalmıştı. Ne zaman ki IŞİD çıktı, dünya uyanmaya başladı. IŞİD aslında bir sebep değil, IŞİD Irak'ta ve Suriye'deki rejimlerin ortaya koyduğu siyaset anlayışlarının ortaya çıkardığı bir sonuç bugün. Ve bugün artık IŞİD sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli sorunu olarak ortaya çıktı ve dünya baş edemez hale geldi. İşte bu noktada o gün özellikle Suriye ve Irak'la ilgili dış politika anlayışımızı tartışırken bizim geçmişte ortaya koyduğumuz tezlerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ve bu tezlerin bugün hayata geçirilmesi noktasında da dünyanın işte en son Amerika'dan yapılan açıklamalar, Fransa'dan yapılan açıklamaları gördüğümüzde Türkiye'nin o gün ortaya koyduğu tezlerin haklılığı ifade edilmeye ve bunların gerçekleştirilmesi için bir irade konulması talepleri ortaya çıkmaya başladı. Biz durduğumuz yerde izlemek yanlış ama biz haklı bir yerdeydik. Bugün haklılığımız ortaya çıktı ve haklı olduğumuz bu dış politika anlayışını şu anda dünya gerçekleştirmek için bir çaba sarf ediyor. Ama bu arada 3 yıl çok ciddi anlamda bölgede kayıplar oluştu, istikrarsızlık oluştu, terör oluştu. Tabii bununla mücadele etmek de eminim ki ciddi bir zaman alacak. Sayın Vekilim, ulusal gündemden Tokat gündemine geleceğim ama merak ettiğim bir şey var. Toplumun geneliyle konuştuğumuzda ekonomik anlamda bir sıkıntılar mevcut. Afyon kampında siz genel olarak yeni ekonomik modelleri de gündeme aldınız. Zaten Sayın Davutoğlu olağanüstü genel kuruldan sonra yeni bir Türkiye AK Parti sloganıyla devam edildi. Ama bizler de iyi biliyoruz ki bölgemizdeki istikrarsızlık, oralara ürün satılamaması, oralarla alakalı ticari ilişkilerimizin yansıtılmaması da Türkiye'mizi güvenlik olayları etkilediği kadar ekonomik anlamda da etkiliyor. Nasıl yeni bir ekonomik modeller üzerinde durdunuz efendim? Şimdi tabii ki özellikle 2009'da dünyada ciddi anlamda bir ekonomik kriz yaşandı. O zaman o dönemdeki başbakanımız, şu anki cumhurbaşkanımız bu krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini ifade etmişti. Evet, Türkiye'yi teğet geçtiğini hepimiz biliyoruz. Çünkü Avrupa'daki birçok ülke 2009 krizinin altında ciddi anlamda ezildi. Hemen yanı başımızdaki Yunanistan neredeyse iflas etti, İspanya çöktü, İngiltere ciddi sarsıldı, Fransa, Almanya bundan çok ciddi etkilendi. Ama bu krizden en az etkilenen ülkelerden birisi Türkiye'ydi. 2009'da yaşanan bu küresel krizin etkileri henüz dünyadan tam olarak silinmiş değil. Ama bunun yanında Türkiye özellikle de kendi bölgesinde gelişen son 3-4 yıl içerisinde gelişen olaylarla birlikte özellikle daha fazla ticaret yaptığı, ticaret hacmini çok yoğun bir şekilde geliştirebileceği ülkelerdeki bu terör sıkıntıları, istikrarsızlık Türkiye'nin ekonomisine de ciddi anlamda darbe vurdu. Bugün evet yani dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belki ekonomik anlamda belli sıkıntıların olduğunu söylemek mümkün. Bunun aşılabilmesi ve yeni ekonomik anlamda yeni alanlar açılmasıyla ilgili alternatif çalışmaların yapılması noktasında da ekonomi panelinde bu konuda görüşler ifade edildi. Ve varılan en önemli sorucu şu olarak ifade edebilirim. Türkiye özellikle üç tarafı denizde çevrili, yaylaları olan, gölleri olan, farklı doğal ve tabiat varlıkları olan bir ülke olarak turizmden yeterince istifade edemiyor. Bu nedenle Türkiye'nin önündeki en önemli ekonomik açılımın turizm alanıyla sağlanabileceği, bu nedenle de tüm kamu kurumlarının, devlet kurumlarının turizm yatırımları noktasında ve turizme yönelik çalışmalar noktasında daha etkin çalışmalar yürütülmesi ve Türkiye'nin hak ettiği turizm gelirini elde edebilmesiyle ilgili bir çalışmanın başlatılması noktasında bir karar vardı ve 2015 yılından itibaren eminim ki alternatif bir ekonomik kaynak olarak turizm Türkiye'de çok öne çıkacak. Bu noktada Türkiye elindeki varlıkları daha rentable kullanabileceği ve çok fazla gelir imkanlarını elde edebileceği bir alana yönelmiş olacak. İşte bizim Karadeniz gibi, Akdeniz gibi özellikle deniz ve yayla turizmini çok fazla silah hak ettiğimiz ama maalesef bugüne kadar karşılığını göremediğimiz
bu alanın önümüzdeki dönemde bir ekonomik getiri olarak çok önemli olduğu ve bunun üzerinde yoğun bir çalışma yapılacağını da bu Afyon kampında gördük. İnşallah önümüzdeki dönemde alternatif bir gelir kaynağı olarak turizm önem arz edecek. Sayın Vekilim, tabii ki turizm deyince bizim Tokat'ımızın 4T'si biliyorsunuz ki şu anda işliyor. Tokat'ımıza bakıldığı zaman son dönemlerde Tokat Kalemiz önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek. Ama Tokat Kalemiz geçerken İl Özel İdaresi tarihinde ilk defa bir karar aldı. Tarihi bir karar aldı daha doğrusu. Biz de çok memnun olduk. 2015 yılının Tokat'ımız için turizm yılı ilan edilmesi, Tokat merkez ve ilçelerimizle beraber turizm değerlerimizin Tokat'ımıza kazandırılması, tanıtılması ve bununla alakalı Tokat'ımıza fayda sağlanmasıyla alakalı şu anda çalışmalar devam ediyor. Tokat'ımız 2015 yılında turizm yılı ilan edildi ama bunun altyapısı var. Sizlerle geçmişte yaptığımız röportajlarda Tokat'ımızın kalkınmasına dair en önemli gücün turizm olduğunu dile getirmiştiniz. 2015'e doğru Tokat'ımızda turizm değerleriyle alakalı ne söyleyeceksiniz efendim? Şimdi tabii burada belki bir şeyi mutlulukla ifade etmek lazım. Her zaman bizim Tokat'ımızda Tokat hep gerilerde kalıyor ama bu defa ilk defa belki Tokat Türkiye'den bir adım daha ileride. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi Afyon kampında Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomik gelir olarak bir alternatif ekonomik gelir kaynağı olarak turizmi önemsemesinden önce Tokat bunun farkına varmış ve Tokat'ın turizmden yeterince gelir elde edemeyeceğinin farkına varmış ve bununla ilgili de 2015 yılını turizm yılı ilan etmişti. Bu noktada özel idaremiz, belediye başkanlıklarımız ve kamu kurumlarımız ortaklaşa çalışmalar yürütüyorlar. Zannediyorum üçüncüsü yapıldı, üç toplantı yapıldı. Bu toplantılarda Tokat'ın hangi turizm değerlerinin ortaya çıkarılıp tanıtımının yapılabileceği ve buralarla ilgili altyapı eksikliklerimiz üzerinde çalışmalar yapıldı. Tabii henüz bir sonuca vardığımız söylenemez ama çünkü Tokat turizm altyapısı noktasında çok fazla eksiği olan illerimizden birisi. Özellikle işte otel anlamında, özellikle yemek anlamında yani gelen turistlerin yatılı kalabilecekleri bir ortam Tokat'ta maalesef şu ana kadar hayata geçirilemediği için turist gelse dahi günübirlik ya da saatlik bir turizmle karşı karşıyaydı. Bunları aşabilmek noktasında önemli adımlar atılacak. Ayrıca Tokat mesela işte Balıca Mağaramız bizim sadece Tokat'ın değil Türkiye'nin de belki dünyanın en önemli değerlerinden biri ama bugüne kadar bunun tanıtımıyla ilgili önemli çalışmaları yapamadık. Buna dair çalışmaları yapacağız. Sebastopolis 5 yıllık tarihi olan bir şehir. Şu anda belli noktada kazı çalışmalarında bir sonuca vardı. Ama daha belki bizim ortaya çıkardığımız şehir kalıntısının belki 100 katı daha şehir kalıntısı hala orada duruyor. Buraya yönelik çalışmaları hızlandıracağız. Komana'da belli şekilde şehri ortaya çıkardık ama belki hani Sulusal'a Sebastopolis'te olduğu gibi daha belki 100 katı daha bir şehir var. Bunun çalışmalarını hızlandıracağız. Tabii bu noktada özellikle bugüne kadar yapamadığımız kamusal kaynakların turizm noktasında değerlendirilmesiyle ilgili önemli bir adım attık. Evet, özel idare özel bir bütçe ayıracak. Bu noktada belediyelerimiz özel bütçelere, yani bütçelerinin belli bir kısmını turizm noktasına ayıracak, tanıtım noktasına ayıracak. Ve ben inanıyorum ki 2015 yılında tabii ki bizim turistlerin yoğun geldiği bir Tokat hedefimiz değil ama turistlerin yoğun geleceği bir Tokat'ın ortaya çıkarılması ve tanıtılmasına yönelik önemli bir hedefi Tokat ilk defa belki bir irade olarak ortaya koydu. 2015 yılında yapılacak turizm altyapısı çalışmaları ve tanıtım çalışmalarıyla belki şöyle bir buçuk sene sonra artık Tokat'a konaklayıcı turistlerin yoğun bir şekilde gelebildiği bir Amasya'nın bir Tokat'ın bir Amasya kadar en azından turizmden gelir elde edebildiği bir noktaya ben gelebileceğini düşünüyorum. Zaten Tokat Kalesi ile ilgili sona gelindi ama birçok noktamız var. Yani bizim yani sadece tek başına bir sulu sokağımız başka hiçbir yer olmasa, Tokat'ın hiçbir ilçesi ya da merkezinde başka bir şey olmasa çok rahatlıkla turistlerin gelebilecekleri ve görmek istediklerini görebilecekleri bir alan. Ki bu alandaki çalışmalarımız aşağı yukarı tabii geçmiş dönemde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çok önemli çalışmalarıyla aslında bir sulu sokağı hayata geçirdik. Ama tanıtamadık. İşte
İşte filmler çekiliyor. Belki önümüzdeki sene birkaç film daha çekilecek Tokat'ta. Yani Tokat'ta çekilen her film doğal olarak Tokat'taki o tarihi alanların, turistik alanların, doğal alanların halkımız tarafından görülmesi ve merak edilmesini ortaya çıkaracak. İnşallah 2015'te yapılacak çalışmalarla ben 2016'dan itibaren Tokat'ın bu Türkiye'nin ortaya koyduğu alternatif gelir, en önemli gelir kaynağı olan turizmden çok ciddi pay alacağını düşünüyorum. Sayın Vekilim, burada kamu kaynakları kadar Tokat'ımızda yaşayan insanların bu turizm bilincine doğru hızlı bir şekilde adım atması gerektiğini gözlemekteyim ben de. Çünkü Tokat'ımızda bakıldığı zaman dışarıdan turist geldiği zaman bizim rehber sıkıntımız var. Onlara yol gösterme problemimiz var. Şimdi yerine yaymamız gerekiyor. Şimdi şunu ifade etmek lazım tabii ki. Kamunun öncülük yapmadığı hiçbir şeyin Tokat'ta gelişmesi çok mümkün değil. Yani Tokat bu noktada bireysel çalışmalarla, bireylerin çalışmalarıyla çok da öncülük edebildiği bir bölge değil. Yani bunu bir Tokat olarak hepimizin çok rahatlıkla ifade etmesi lazım. O yüzden kamunun belli noktalarda öncülük yapması gerekiyor. Bu ister rehberlerin yetiştirilmesi, ister şehirdeki insanların turistlerle olan ilişkilerini nasıl kurabileceklerine dair eğitim çalışmalarının verilmesi, ister altyapıya dair işte oteldi, benzeri konaklama yerlerinin üretilmesine dair çalışmalarda eğer kamu öncülük yapmazsa maalesef bireylerin ya da özel sektörün bu konuda çok da hevesli olmadığını görüyoruz. İşte buna dair de şu anda işte Büyük Tokat Oteli bir marka firmayla anlaşıldı. İnşallah 1-1,5 yıl gibi bir süre içerisinde Tokat'a yeniden kazandırılmış, daha yeni modern haliyle. Büyük Oteli biraz açalım Sayın Vekilim ama katkıda bulunmak için söylüyorum. Ticari Sanayi Odası Tokat Kebabı'nın çok coğrafi işaretler kapsamında biliyorsunuz resmi gazetede yayınlandı. Artık Tokat Kebabı bir marka. Bunda tescillendi coğrafi işaretleri olarak. Artık Veni Vidi Vici, Zine Belediye'miz bu kapsamda ciddi çalışmalar yapıldı. Miksarda cevizimiz bu anlamda oldu. Şöyle bakıldığı zaman yaşayan insan efsaneleri olarak da Birleşmiş Milletler'in Tokat'ımızda tescillenen kişileri var yaşayanlar insanlar açısından. Tokat'ımız doğru yolda olduğunu düşünüyorum ve turizm de evet dediğiniz gibi burada Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en fazla konuşulan illeri arasında olma ümidimiz var. Yani ben de buna inanıyorum. Belki bugüne kadar bir takım çalışmalar belki yapılıyordu ama çalışmalar dağınık yapıldığı için belki ses getirmedi. İşte 2015'in turizm yılı ilan edilmesiyle tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin bu konuda bir irade ortaya koyması, farklı yapılmış dağınık çalışmaları da bir arada toplayıp bunların doğru tanıtımının yapılması açısından çok önem arz edecek. Yani Tokat Kebabı'nı yıllardır konuşuyorduk ama bir türlü bunun teslimini yapamamıştık. Teşekkür ediyoruz bu arada tabii ki ticaret odamıza, ticaret ve sanayi odamıza bunun teslimini yaptılar. Bu önemliydi çünkü işte Sivas Sebzeli Kebabı adı altında Tokat Kebabı'nı sunmaya, Amasya meşhur Amasya'nın Tokat Kebabı adı altında Tokat Kebabı'nı sunmaya çalışıyordu. Ve biz bir türlü bunu sahiplenmekte zorluk çekiyorduk ama bugün artık sadece Türkiye'nin illerinde değil, dünyanın neresinde olursa olsun bizim kebabımız yapıldı, bunlar da Tokat kebabı olacak. Bu tabii ki çok önemli bir adım. İşte bu işte Niksat'la cevizle ilgili çalışmalarda veya diğer çalışmalar biraz dağınık yapıldığı için belki ses getirmekte zorlanıyordu ama inşallah bir ciddi bir turizm koordinasyonu var şu anda, bir koordinasyon kurulu var. Bu koordinasyon kurulunun yapacağı çalışmalarla dağınık çalışmalar toplu hale getirilip tanıtımı çok daha rahat yapılacak. Ben hep şunu söyledik, yani Tokat'ın tabii olabilecek kaynağı iki tane, bir tarımdır, bir turizmdir. Bu iki kaynağı iyi kullanırsa Tokat kendi geçimini sağlayabilir, başkasına muhtaç olmaz. Bu noktada turizmle ilgili önemli adımlar atılıyor. Tarım zaten bizim ana geçim kaynağımız. Yani bu iki noktadaki adımlar Tokat'ın kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve 2023'teki marka şehirler yarışmasında kendisine yer edinebilmesi açısından önemli bir nokta. Bu iki konunun üzerinde zaten Tokat devam etmeli çalışmasına. Yani biz çok daha fazla sağa sola dalmak yerine kendi varlıklarımızın ne olduğunu iyi tespit etmeli ve bunlar üzerinden çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Ki bu aşağı yukarı Tokat'ta tarım ve turizm iki ana alan şu anda kabul edilmiş durumda ve çalışmalar bunun üzerinden yürüyor. Tarımla ilgili de çok önemli çalışmalar yapılıyor. Üniversitemizde işbirliğiyle mesela işte önümüzdeki günlerde
Başyeplik Beyazı diye inşallah tescili yapılacak ve dünyanın her yerine çok rahatlıkla tohumunu üreteceğimiz bir patates çalışması yapıyoruz. Bugüne kadar belki patates deyince Tokat hiç akla gelmezdi ama inşallah önümüzdeki süreçte Başyeplik Beyazı ile birlikte Tokat çok önemli bir ürünü kendisi doğrudan tohumunu üretmiş bir şehir haline dönüşecek. Yani bu noktada da bizim özellikle seralara yönelik çok ciddi çalışmalar var son 2-3 yıldır özel idarenin katkılarıyla, hibe katkılarıyla. Tokat'ta çok küçük alanlarda seracılıkta çok büyük gelir kaynakları elde eden çiftçilerimiz oluşmaya başladı. Ve bu noktada da bu örnekleri gören her bir çiftçimiz seracılığa doğal olarak yönelmeye başladı. Yani hem tarımla ilgili hem turizmle ilgili belki çok görülmeyen aslında çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Tabii ki bir takım çalışmaların sonucunun görülmesi bir zaman isteyecektir. Ben eminim ki önümüzdeki günlerde bugün yapılan bu çalışmaların sonuçlarını almaya başladığımızda belki bugün bu çalışmaları yürüten insanlara o zaman teşekkür edeceğiz. Sayın Vekilim, ben dün Tokat'taydım. Bugün buradayım. Yarın da muhtemelen İstanbul'da olacağım. Tokatlıların şu anda gündeminde iki tane konu var. Birisi havaalanı. Havaalanıyla alakalı sizin çalışmalarınızı uzun zamandır takip ediyorum birebir anlamda. İkincisi de şu anda Tokat Büyük Otel'in bir oteller zincirine verilerek 39 yılında kiralanması. Havaalanının yenilenmesi ve de büyük uçaklar açılması ve konaklama açısından Büyük Otel'in kiraya verilmesi turizm anlamında, tanıtım anlamında birbirine paralel duruyor. Havaalanıyla alakalı başlayalım ve Büyük Otel'in yeniyle alakalı devam edelim. Çünkü Büyük Otel'in yeniyle alakalı da oranın ihalesinin iptali söz konusu olsun diye gazetelerde şu anda haberler yapılıyor. Şimdi tabii havaalanı ile ilgili biz 3. dönem milletvekillerimiz tabii ki Tokat'taki havaalanı sorunu hiçbir zaman bitmedi. Ben hatta bir ara espri yapmıştım. Tokat'ın havaalanı sorunu beni ihtiyarlattı diye bir sözle nesiline demek. Bugün geldiğimiz noktada tabii ki Tokat'ta bir havaalanı var. Uçaklardan iniyor ama bu Tokat'ın beklentisini yeterince karşılamıyor. Daha önce bir önceki Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi orta gövdeli uçakların inebileceği bir havaalanına Tokat'ın ihtiyacı olduğunu ve bu noktada da bir çalışma yapacaklarını ifade etmişti. Bu çalışmalarımız şu anda belli bir noktaya geldi. Önce Ulaştırma Devlet Hava Meydanları İşletmesi bir proje çalışması yapmış. Bu proje çalışmasında yaklaşık 370 hektarlık bir alan üzerine bina edilebilecek bir havaalanı yeri belirlemişti. Ama burada şöyle bir sorunla karşı karşıya kaldık. Bu 370 hektarlık alan birinci sınıf tarım arazisi ve özellikle de kamulaştırma açısından çok büyük bir maliyet getiren bir konuydu. Tabii ki Tokat bir tarım bölgesi. Önümüzdeki dönemlerde gıda önem arz eden bir şey. Böylesine birinci sınıf tarım arazisinin bir betonlaştırılmasına da biz de aslında çok sıcak bakmadık. Artı ortaya çıkan kamulaştırma bedeli de çok yüksekti. Bu nedenle alternatif çalışmalar üzerinde durduk. Bu noktada işte Samsun, Trabzon, Ordu, Iğdır, Akdari gibi bir takım havaalanlarında arkadaşlarımıza, biz yerelden arkadaşlarımıza inceleme yaptırdığımızda Tokat'ın 370 hektarlık bir alana ihtiyacı olmadığını, daha küçük bir alanda uluslararası standartlara sahip bir havaalanı yapılabileceğini öngördük ve bunun üzerine biz kendimiz önce yerelden bir proje hazırladık, yer belirlemesi yaptık. Bunu Devlet Hava Meydanları İşletmesi'yle paylaştık, bakanımızla paylaştık. Devlet Hava Meydanları İşletmesi geldi, bizim yaptığımız çalışmayı kendi yerlerinde incelediler. Bir iki uçağın iniş noktasıyla ilgili teknik problemi yer kaydırarak yaptılar ve şu anda geldiğimiz noktada 170 hektarlık bir alanda 2700 metre pist uzunluğu, 300 metre pist genişliğine sahip, uluslararası standartlara sahip ve büyük uçakların inebileceği bir havaalanının Tokat'ta yapılabileceği kanaatine ulaştık. Tabii burada bu 170 hektarlık alanın yaklaşık 40 hektarlık alanı kamu arazisi, yine 130 hektarlık alanı da şahıs mülkiyetinde. Burada yine bir kamulaştırmayla ilgili problemimiz vardı. Bunu şeyle çözebilir miyiz? Toplulaştırma yapmak suretiyle kamulaştırmaya gerek kalmaksızın devlete ekstra bir maliyet üretmeden çözebilir miyiz diye bir çalışma yaptık ama özellikle bölgedeki çiftçilerimizin ve köylülerimizin toplulaştırmaya çok sıcak bakmaması, kamulaştırma yapılmasını talep etmeleri üzerine bakanlığımızla yaptığımız görüşmede kalan 130 hektarlık alanda kamulaştırmayla çözme noktasında karar verdik. Şu anda havan projesi hazırlandı ve inşallah ona proje olarak
yerinde uygulama projesi için şu anda karar verildi. Ben önümüzdeki günlerde zannediyorum uygulama projesi, arazi üzerinde uygulama projesi yapılacak. Biz geçtiğimiz hafta Sayın Ulaştırma Bakanımızla en son burada mecliste yaptığımız görüşmede son noktamız nedir diye sorduğumuzda evet Tokat'ı yatırım programını alıyoruz, uygulama projesini başlatıyoruz. Ve inşallah yani şöyle birkaç ay içerisinde de zannediyorum somut olarak Sayın Bakanımız da bu açıklamayı yapacaktır. Tokat, yeni Tokat Havaalanı ile ilgili çalışmamızı alan izniyle başlatıyoruz. Bu noktada yatırım programının 2015 yatırım programının içerisinde önemli bir ödenek konulmak suretiyle Tokat Havaalanı'nda içinde yer aldığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Yerimizi belirledik. Tespitlerimizi yaptık. Yerle alakalı bir bilgi verecek misin? Ya şimdi tabii yerle alakalı bilgi vermek belki orada bir takım spekülasyonlara yol açabilir. Çünkü yani bu tür çalışmaların yapıldığı yerde yer önceden belirtirseniz etrafındaki alanlarla ilgili bir takım çalışmalar yapılabilir diye tabii yer. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Mevcut havaalanımıza yakın bir bölgede, çok yakın bir bölgedeki bir yer. Ama tabii tam alan olarak söylemek belki şu anda çok doğru olmaz. İnşallah yeni AK Parti dönemi yeni Tokat Havaalanı'yla belki ilk adımını atmış olacak. Peki Büyük Otel'e girelim. Büyük Otel'imiz rahmetli valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun Tokat'ımızın mirası. Biz Büyük Otel'e biraz duygusal baktığımızdan dolayı tahmin ediyorum Tokat'ı biraz refleks gösterdi. Evet. Oysa turizmin gelişmesiyle alakalı konaklamanın ne kadar değerli olduğunu, gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Turizm diyorsa konaklamanız olacak, ulaşımınız olacak, lezzetiniz olacak. Diğer türlü insanlar gelip de yani öyle ya da böyle çadırda kalmıyor. Size alternatif sunmanız lazım. Ya da ulusal anlamda bir pazar ağına girmeniz gerekiyor ki o sizi satsın tarihi yerlerinize. Bunlardan birisi anlamda bir vizyoner projeyle şu anda uluslararası bir otel zincirine 39 yılına kiralandı. Kiralanmasını ben dün çok mutlu oldum. Birebir anlamda Tokat Turizm Derneği'nde üretim kurulu elini yapıyoruz. Tokat'ta turizmin nereye geldiğini aşağı yukarı biliyoruz orada yaşayan bir birey olarak. Ama orada da spekülasyonlar oluştu. Niye Tokatlı firmaya verilmedi? Niye alternatifler değerlendirilmedi gibi? Büyük Otel'in işte oteller zincirinde kiralanması ile alakalı, çünkü siz gelişen süreci çok yakından takip ettiniz. Bununla alakalı değerli izleyicilerimiz. Şimdi tabii Büyük Tokat Oteli, ben geçtiğimiz haftalarda Tokat'tayken oradaki basından arkadaşlarımız sorduğunda şunu ifade etmiştim. Tokat Büyük Oteli geçmişte Tokat'a yolu geçmiş, gece konaklamak zorunda kalmış olanların kaldığı ve çok da mutlu oldukları ve hafızalarında Tokat dendiğinde bir yer bırakan bir yer. Ki ben şu anda bugün milletvekili olamam, geçmişte Tokat'la ticaret yapmış, gitmiş gelmiş birçok arkadaş Büyük Tokat Oteli duruyor mu diye sorduklarında mutlu oluyoruz. Evet, yani Büyük Tokat Oteli Tokat'ın bir değeri. Ama bugün geldiğimiz noktada artık Türkiye gelişen bir ülke, Türkiye büyüyen bir ülke, Türkiye markalaşan ve markaların yarıştığı bir ülkede Büyük Tokat Oteli maalesef çok gerilerde kaldı. Biz 2007 yılından beri Büyük Tokat Oteli'nde yeni bir çalışmayı nasıl yapabiliriz? Bunu yeniden, yeni haliyle Tokat turizmine, Tokat'a kazandırabilir miyiz? Marka firmaların Büyük Tokat Oteli üzerinde bir çalışma yapabilmesini temin edebilir miyiz diye yoğun çalışma sarf ediyoruz. 2007 yılında. Belki o dönemi hatırlarsanız yine bir uluslararası marka gelip Büyük Tokat'ı incelemiş. Hatta bunun yanında bir konsept olarak Sulusaray Kaplıcalar'ın bulunduğu alanı, Turhal'daki oteli, Niksar'daki belediye otelini, Reşiyada'daki Kaplıca Oteli'ni de kapsayan bir çalışma üzerinde bir çalışma yaptı. Ama sonunda buradan yeterince bir ekonomik gelir elde edemeyeceği kanaatine varınca vazgeçmişti. Sonrasında yereldeki bir başka otelci arkadaşımız tarafından burası kiralandı, 4 yıl çalıştırıldı. Daha doğrusu çalıştırıldı demek de doğru değil. Tokat, Büyük Tokat yere çok atıl bırakıldı ve bugün maalesef çürüme noktasına gelmişti. Daha büyük, şu anda Büyük Tokat'ı deli kiralama sözleşmesi sona erdikten sonra boşaltılırken içerideki eşyaları, içerinin durumunu inceleyenler, içerinin çok da vahim bir durumda olduğunu, hiçbir şekilde kullanılamaz hale geldiğini ifade ettiklerinde şahsen ben de üzülmüştüm. Biraz önce internette böyle karıştırırken Büyük Tokat Oteli'nin özellikle boşaltılma dönemi, bu bir yıl önceki boşaltılma dönemindeki işler acısı haliyle ilgili bir haber gördüm ve gerçekten de üzüldüm. Şimdi tabii ki burada bir otel var.
Fakat 2015 yılında turizm ilan etmiş, altyapı çalışmaları yapması gerekiyor. Özellikle konaklamaya yönelik önemli bir çalışma üretmesi gerekiyor. Bunun için de elindeki en önemli değer büyük Tokat İteli. Bunu faydalı bir şekilde Tokat'a kazandırılması gerekiyor. Bu noktada büyük Tokat İteli'nin sahip olan, özel idarenin ağırlık hissesi olan Tokat Turizmcilik ve Otelcilik Anonim Şirketi, büyük Tokat İteli'nin yeni bir vizyonla kiralanması noktasında bir ilana çıktı. Ve orada bir şartnamesi vardı. Şartların en önemlisi de şuydu. Mutlaka en az 15 oteli olan oteller zincirinden bir tanesinin isminin taşınabileceği ve buradan bir muvaffakat alınmış bir firma olması gerekiyordu. Bu noktada bu çalışmaya iki tane firma müracaatını yapmış. Birisi Konya Dedeman'ı işleten bir firma, birisi otelcilik alanında henüz bir işletmesi olmayan ama bu noktada farklı inşaat alanlarında, değişik alanlarda çalışması olan bir firma. Tabii ki şirket yetkilileri iki teklifi incelediklerinde, teklifin birinde bir eksiklik görmüşler. Özellikle inşaat şirketinin vermiş olduğu teklifte, o şartnamede yer alan oteller zinciri bir markanın muvaffakatının olması gereken maddeyle ilgili bir eksiklik, böyle bir muvaffakat maalesef bu şirket sunmamış. Bu nedenle de Dedeman otellerinden muvaffakat almış olan ve buraya 120 odalı, işte kongre kültür merkezi de kapsayan bir çalışmayı yapmayı taahhüt eden firmayla bir sözleşme imzalamış. Şimdi aslında buraya kadar baktığımızda tüm süreç hukuken hiçbir şahsen benim görebildiğim kadarıyla eksikliği olmayan bir süreç. Burada şöyle bir tartışma başladı. Efendim bir, öncelikle niye Tokatlı biri değil de Tokat dışından birisi Tokat'taki bir oteli çalıştıracak? Evet, bu aslında güzel bir soru. Ben Tokat'ta da ifade etmiştim. Tokatlı birisi bu şartlara uygun bir teklifi sundu da bu şirketin yetkilileri bu teklifi ret mi ettiler? Öncelikle böyle bir durum mu var? Bakıyoruz maalesef. Tokat'tan herhangi bir firma ya da herhangi bir kişi böyle bir talepte ortaya çıkmamış, böyle bir talepte de bulunmamış. İkincisi, Tokatlı firmalar çalıştırdı burayı bugüne kadar zaten ve Tokat, Büyük Tokat Atölye'nin geldiği nokta da ortada. Yani şuna elbette gönlümüz ister. İşte bugün bizim hemşehrimiz Hüseyin Özdirek, biz de geçtiğimiz günlerde açılışını yaptı İstanbul'da, İstanbul Park. AVM ve Özdirek Park AVM ve oteli. Otelin açılışında da bulundu. AVM'nin açılışında da bulundu. Gönlümüz isterdi ki Özdirek gibi özü aslı Tokat'ta olan ama dışarıda bir şekilde güzel çalışmalar yapmış bir hemşehrimiz gelsin, Tokat'taki otele markasını koysun ve güzel bir çalışma yapsın, biz de bunu alkışlayalım. Ama bu zorla olmuyor. Neticede ticaret, ortaya bir para koyacaksınız, bir sermaye koyacaksınız, bir marka koyacaksınız ve yapacağınız bir çalışma. Yani Tokat'tan ya da Tokatlı olan bir arkadaşımız böyle bir çalışma yapmış olması bizi elbette bir Tokatlı olarak mutlu ederdi. Ama bir Tokatlı'dan böyle bir talep gelmemişse ve Tokatlı'dan talep gelmiyor, öyleyse biz Tokat dışından birine de bunu vermeyelim diyen insanlar yarın Tokat'a dışarıdan insan gelmesini de beklemesinler. Biz turizm için dışarıdan insanlar, bırakın Türkiye'yi, dışından insanlar Tokat'a gelsin dediğimiz bir noktada Tokat milliyetçiliği yapmak yani ne kadar doğru olabilir? Yani Tokat'tan dışarıdan yatırımcı gelsin diye biz 13 senedir milletvekiliyiz. Zaman zaman ticaret odası ve valiliklerimizle beraber Türkiye'nin en ilk 500 şirketine mektuplar yazdık. Gelin Tokat'a yatırım yapın, Tokat'a bir katma değeriniz olsun diye. Biz yalvarıyoruz insanlara gelin Tokat'ta bir şeyler yapın diye. Tokat'a gelip bir şeyler yapmak isteyen insanların önüne set vurmaya çalışmayı çok ahlaki ve doğru bulmuyorum. Şimdi ikincisi, efendim iki firma var, neden birini tercih edildi? Biraz önce de ifade ettiğim gibi bizim de şirket yetkililerinden aldığımız bilgi, firmalardan birisinin şartnamede ortaya konulan zincir markalardan birinin muvaffakatını getirmemiş olması ve dosyasındaki bu eksiklik sebebiyle bu teklifi dikkate alınmadığını ifade ettiler. Ki ben şahsen Tokat'ta bu çok konuşulduktan sonra ilgili firmayla da konuştum. Yani teklifi kabul edilmeyen firmaya ulaştım. Kendisiyle de konuştuğumda kendisinin bunu yetiştiremediğini, Lixos'la görüştüğünü ama
maalesef zaman açısından bunu yetiştiremediğinden dolayı dosyasında böyle bir eksiklik sebebiyle kendisinin tercih edilmemesinde hukuken ve vicdanen de bir aykırılık bulunmadığını kendisi ifade etti. Zannediyorum önceki günde yerel basında buna dair bir açıklama yaptı. Fakat yerelde çok az da olsa bir takım insanların Büyük Tokat ihalesi olayının ardında farklı bir şeyler arayan, yolsuzluk arayan bir takım yorumları zorlayarak ortaya koydukları yorumlar ve burada ısrarla bir yolsuzluk var, bu yolsuzluk sebebiyle burası iptal edilsin şeklindeki söylemlerini tabii doğru bulmakta, ahlaki bulmakta, insani bulmakta mümkün değil. Ve özellikle de bunu bizim de siyasetçilerin, bürokratların, iş adamlarının ortaklaşa yaptıkları bir yolsuzluk olarak ifade etmeye çalışanlara sadece diyebileceğim bir kelime, kimse şerefsizlik yapmasın, herkes adam olsun. Eğer bir iddiada bulunan varsa bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Bu iddiasını sadece yazdığı yani iki cümleye dayandırıp bunu ortaya koyabilecek hiçbir veri koyamayanlar, bir komplo teorisi, bir kurgu yapmaya çalışanlar bana göre insanlıktan nasibini alamamış insanlar. Elbette ki biz bu tür iddiada bulunan, kamuoyuna bu tür iddialarla kamuoyunun kafasını karıştırmaya yönelen insanlarla ilgili hukuki sürecimizi başlattık. Bunu suç duyurusunda da bulunduk. Tazminat davalarını da açacağız. Bununla ilgili elbette gereğini yapacağız. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Tokat 39 yıllığına kiraya verilmiş, Dedeman gibi bir markayla anlaşılmış ve önümüzdeki 1-1,5 yıllık süreç içerisinde 120 yataklı kongre kültür merkezleriyle inşa edilecek yeni ismiyle zannediyorum Park Dedeman olacak. Park Dedeman Tokat Oteli ile 2015'teki turizm hedeflerinden en önemli ayaklarından birini gerçekleştirmiş olacak. Bu noktada yine şunu ifade ediyorum. Bu yapılan çalışmada bir eksiklik, bir yanlışlık, bir usulsüzlük ya da bir yolsuzluk olduğunu iddia edenlere her zaman ifade ettim, bugün yine ifade ediyorum. Bu konuda biz Tokat olarak, Tokat'ta idari ve siyasi sorumluluk üstlenmiş insanlar olarak işlerimizi şeffaf yürüttük. Bu çalışmanın da şeffaf yürüdüğüne inanıyorum. Elbette bu çalışmaya siyasi olarak biz içindeyiz, idari bir çalışmaydı. Ama bir şüphesi, kuşkusu olan varsa lütfen savcılığa suç duyurusunu yapıyoruz. Elbette ki savcılık hukuki incelemesini yapar. Burada bir usulsüzlük varsa, burada bir yolsuzluk varsa bunun gereğini mutlaka yapacaktır. Ama hiçbir şekilde ne savcılığa ne hukuki müracaata müracaat etmeyip sadece iki cümleyle burada yolsuzluk olduğunu ifade etmek gerçekten 13 yıldan beridir hizmet vermeye çalıştığımız, gayret ettiğimiz, gecemizi gündüzümüze katmış bizlere bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Düşüncesi olan varsa, iddiası olan varsa, belgesi olan varsa, bilgisi olan varsa bu noktada ilgili yerlere müracaat etsin. Bunu iddia edenler ve bunu söyleyenlerle ilgili olarak ben gereğini yaptım, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılıktan bu dosyanın incelenmesi talebinde de bulundum. Bu kadar da rahat bir şekilde. Aynı zamanda hem bunu iddia edenlerle ilgili gerekli ceza işleminin yapılması hem de bu dosyayla ilgili varsa bir usulsüzlük, yolsuzluk bununla ilgili de tespit çalışmasını yapmasını ben talep ettim. Başkalarının, iddia edenlerin yapması gerekeni de ben yaptım. Yani bunu da burada özellikle ifade etmek istiyorum. Vekilim, mesainin bittiğinin farkındayım. Şu anda kameraman arkadaşımız da bekliyor. Sağ olsun bugün. Türkiye'de TV'den bize destek oldular. Şöyle söyleyelim, Tokat'ta yatırımlar var. Bu yaz susuz yazdı, kurak yazdı. İçme suyuyla alakalı beklentilerimiz var sizden. Yeni yapılacak göletlerle alakalı beklentimiz var. Ayrıca karayollarının özellikle Tokat-Niksar, daha sonra da Niksar-Ordu güzergahını yoluyla alakalı sizlerden güzel haberler bekliyoruz. Şimdi tabii bizim özellikle bu yaz sadece Tokat açısından değil, Türkiye açısından susuzluğun en fazla yaşandığı yıllardan, yazlardan birini yaşadık. Bugün haberleri izlerken Türkiye'nin değişik bölgelerinde kar yağdığını, hatta bir takım yerlerde yolların kapandığını, mahsur kalan insanlar var. Haberlerde dinleyince aslında işte yollar kapandı, insanlar mahsur kaldı deyince mutlu olmamak lazım ama İlk defa belki ya yollarımız kapansın ama lütfen kar yağsın ve artık Türkiye içinde yani bu son yazında yaşadığı bu susuzluğu yaşamasın diye de biraz da aslında mutlu olduk. Tabii biz Tokat'ta kar yağışına ya da kar yağmamasına
bununla bağlamadan Tokat'ın su problemini çözmek için uzun süredir gayret ediyoruz. Özellikle Tokat merkezde içme suyuyla ilgili yaşadığımız sıkıntıları bertaraf etmek için Dartaş barajımızla ilgili çalışmalarımız vardı. Şu anda son aşamasına geldik. Projemiz bitmek üzere. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden geçen hafta bize verdikleri bilgi itibariyle en geç Şubat veya Mart içerisinde inşallah ihalesini yapacağız. Ayrıca Zile'deki bu sene en fazla sıkıntının yaşandığı yer Zile oldu. Özellikle Ramazan ayı içerisinde belki bir ay önce oradaki insanlarımız ciddi bir susuzluk yaşadılar. Şu anda geçici olarak belediyemiz içme suyu problemini çözdü ama bu da geçici bir çözüm. Orada da Dereboğazı Barajı ile ilgili çalışmalarımız vardı. Onda da projemiz bitmek üzere. Dartaş'la beraber aynı tarihte Şubat-Mart ayı içerisinde inşallah onun da ihalesi yapılmış olacak. Niksar'da içme suyuyla ilgili problemimiz vardı. Çamışık Barajımızda şu anda projemiz tamamlandı. Zannediyorum Aralık ayı içerisinde de onun ihalesi yapılmış olacak. Yani özellikle bizim merkez Zile ve Niksar'daki içme suyuyla ilgili problemlerimizi inşallah birkaç ay içerisinde ihalelerini yapacağımız bu hem sulamaya yönelik hem de ağırlıklı olarak içme suyuna yönelik bu barajlarımızda inşallah bunu bertaraf edeceğiz. Tabii Tokat'ta en çok konuşulan konulardan birisi, biz bir yandan turizm derken özellikle Ordu-Tokat arasındaki yolun yapılması ve Akdeniz-Karadeniz bağlantısının bu yol üzerinden kurularak Tokat'ın bir kavşak, bir önemli geçiş güzergahı olacağını ifade ediyorduk. Bu noktada da bunun için tabii bu yolların yapılması gerekiyordu. Fakat Ordu-Tokat, özellikle Ordu-Niksar arası kısım ekonomik bulunmayan Kalkınma Bakanlığı tarafından ama sağ olsun geçmiş dönemdeki Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'ın sosyal proje olarak Kalkınma Bakanlığı'na kabul ettirip hayata geçireceği projelerden biri olarak yatırım programında yerini almıştı. Üç etap olarak düşünülen bu projenin Niksar-Tokat kısmı geçtiğimiz yıl ihalesi yapıldı. 2015 yılının sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor. Şu anda çalışmalar devam ediliyor. Fakat bu yolda sanki çalışmaların durduğu noktasında Tokat'ta bir kanaat var veya bir takım söylemler var. Bizim de Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgide şu anda bir geçici durma var ama durmanın sebebi bir parasızlık meselesi değil. Herhangi bir ne karayollarının ne müteahhitin para problemi yok ama özellikle 11'in ve 22. kilometreleri arasındaki 13 parseldeki 8 kişi kamulaştırma ile ilgili bir sıkıntı üretmiş ve şeyi durdurmuşlar. Şu anda bunun aşılması ile ilgili bir çalışma yürütülüyor. Şu ana kadar 32 milyon TL burada bir harcama da yapılmış. Yani parasal bir sebepten dolayı değil, sadece kamulaştırma ile ilgili oradaki 13 parseldeki 8 vatandaşımızın, ki biz bunu çevre yorumunda da maalesef yaşadık biliyorsunuz, vatandaşlarımız da bazen bir takım sıkıntılar üretebiliyorlar. Onların durdurması sebebiyle şu anda bir geçici durma var ama kısa sürede inşallah bu da çözülür. İkinci aşaması olan Ordu Akkuş arasındaki Niksar Akkuş arasındaki yolun projesi tamamlandı. Sayın Bakanımız Lütfü Evren'le görüşmemizde buranın ihaleye çıkma talimatını geçtiğimiz hafta itibariyle verdi. Zannediyorum önümüzdeki günlerde Ordu 229 kilometrelik bir yol yaklaşık 320 milyon gibi çok önemli bir bedele tekabül ediyor. Buranın ihalesi yapılacak. Akkuş'la Ünye arasındaki kesimde ise proje çalışmalarında bir değişiklik yapıldığı için maalesef proje çalışması bitirilemedi. Sanıyorum 2015'te de oranın proje çalışması bitip ihalesi yapılacak. Burada hedeflenen şu, 2015'te İnşallah Niksar-Tokat arası tamamlanmış olacak. 2016'da Akkuş-Niksar arası tamamlanmış olacak. 2017 sonunda da Akkuş-Ünye arası tamamlanmış olacak. Yani 2017'nin sonuna geldiğimizde bizim hedeflediğimiz Ordu-Tokat arası yaklaşık 1 katrilyonu aşan çok ciddi bir rakam ve maliyetli bir yol tamamlanmış olacak. Ve bizim en önemli turizm hedeflerimizden birisi olan bu yolu da inşallah tamamlanmış olacak. 2015'ten sonra inşallah yeni arkadaşlarımız da bunun takibini zaten yapacaklardır. Sayın Yekilim, yeni Türkiye diyoruz ama sizler 2015 seçimlerine doğru şu anda 3. döneminizi tamamlıyorsunuz. Var mı bir durum? Devam edecek misiniz? Bizim AK Parti tüzüğümüzde tabii ki kural kesin. 3 dönem üst üste milletvekili yapanlar bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili adayı olamazlar. Biz de tabii ki tüzüğümüzün bu gereği 2015 yılında aday olmayacağız. Bunun değişmesiyle ilgili de bir çalışma şu anda AK Parti'nin gündeminde yok.
böyle bir değişiklik de söz konusu değil. Vekilim, bugün makamınızı da kabul ettiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi odanızı da kabul etmiş televizyon olarak. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür arkadaşlar ederim. Arkadaşlarla beraber başarılar diliyorum. Çünkü onların da emekleri fazlasıyla var. Sağ olun. Gelsin. Tabii ki Kanal 60 Tokat'ta yayın yapıyor. Ana merkez belki o ama uydu aracıyla şu anda hem Türkiye'de hem dünyanın her bir köşesinde izleniyor. Ben de bu çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Değerli seyircilerimiz, Kanal 60 televizyon olarak bugün Tokat milletvekilimiz Sayın Zeyit Hasan'ın makamında konuk olduk. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonundan bugün kameraman desteği aldık. Arkadaşlara da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Başka programlarda tekrar birlikte oluncaya kadar Allah'a emanet olun.